Bosna'da bir avuç insan İslam Cumhuriyeti kursa ne olacaktı? Hemen Avrupa'yı fethe mi çıkacaktı Mehter Müziğin'in eşliğinde? Bunu yapması mümkün değildi. Ayrıca orada yaşayan insanların da zaten bu denli bir bilinci falan yoktu. Kuru kuru batılılara benzeyen bir yaşamın sahibi olmalarına rağmen milliye tekri başı açık, kimi namaz kılmaz, kimi bilmem ne haram helali bilmeyenleri ki birçok yerde böylesi insanla dolu. Bu kadar bir varlığa dahi tahammül edemeyip onların Avrupa'nın göbeğinde bir İslam Cumhuriyeti olacağı sözü Ali İzzet Begov için batının kafasının kapağını attırmış, civatalarını koparmıştır. Buna dahi tahammülleri yok. Kuduruyorlar. Yani bu ruh hastaları olur ya, yani bir söz söylersiniz veya bir ıslık çalarsınız, hastadır o. Kudurur yani. Bir ıslığınız onun üzerine asit dökmüş gibi fosur fosur adamı kabartır ya. Evet. Aynen Batı İslam dedim mi böyle hırr başlıyor Doberman gibi. Yani işte yabancı girecek eve filan. Halbuki İslam Batı'ya hiçbir zaman, hiçbir devirde, hiçbir asırda ne Sicilya'da üniversiteler açtığı ve İtalya kanalıyla Avrupa asillerinin o üniversitelerde okuduğu dönemde ne Endülüs'teki varlığıyla asla bir kötülük öğretmedi. Batı'dan ise biz bugüne kadar asla Müslümanlar olarak bir iyiliği tanımadık. Evet. Bir iyilik tanıtmadı. Çünkü yüceltilmesi gereken, yaşatılması gereken hiçbir değerin sahibi olamadı Batı ki başkalarına onu veremez. Evet. Ancak kurtluğu öğretti, düşeni yemeyi öğretti, giderek kudurmuşluğu, hayat tarzı haline getirmeyi öğretti. İnsanlık lafını ediyor, ne insan? İnsan kim? Kendileri insan, sen insan değilsin. O zaman senin hakkın yok. İnsan onlar olduğu için onların hakkı var. Hikaye, masal yani bakan basit bir insan bile bunu görür, bunları görmek için dahi olmaya, süper kültürlü olmaya filan gerek yok.